Bizimki 890 bin tane genç çiftçi var. Herkes bu kadar yani böyle mağdur oldular ama kimse sesini çıkartamadı. Bunu yani ben kendi bünyeme de kabul edemedim. Bu itirazın sebebi hibe danalar. Tepki gösteren kişi ise Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan genç bir çiftçi. Bu gece heyecandan yatamadım. Dedim ki devletimiz bize güzel hayvan verecek diye. Ama öyle bir şey yok. Genç çiftçi projesi kapsamında hibe edilmişti danalar. Çiftçilerin itirazıysa hayvanların sözleşmeye aykırı olarak cılız ve piyasa değerinin çok altında olması. 3 tane hayvan veriyor. Sizde bu hayvanların 15 bin liradan fazla olması lazım. Ama bu 3 tane hayvanın değeri sadece ve sadece 6 bin aralarından 3 tane en iyisini çıkarsan en fazla 7 bin eder. Normalinde hayvanın değeri 5 bin lira genç çiftçiye aktarması gerekirken 2 bin lira değerindeki hayvanları genç çiftçiye getirdi. Danalar Şanlıurfa Tarım Kooperatifi Bölge Birliği Müdürlüğü tarafından getirildi. Kızıltepe Hayvan Pazarı'nda genç çiftçilere teslim edilmek istendi. Yetkililerle çiftçiler arasında tartışma da yaşandı. Biz bütün Mardin olarak 15 tane genç çiftçiyiz. Biz bunları kabul etmiyoruz, almayacağız. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonla yetiştiriciler tarafından kontrol edilen danalar teslim alınmadı. Şu anda hayvanları almadınız mı? Yok, almıyoruz. Hiçbirimiz almıyoruz. Almaya da niyetimiz yok. Çiftçilere göre hayvanlar proje şartnamesi ve hayvan alım sözleşmesi standartlarına da uygun değildi. Çiftçiler konuyla ilgili tutanak tuttu. Danaları geldikleri araçtan indirmeden geri gönderdiler. Bizim hayvanlar var ya, yurt dışından gelmesi lazımken bizim sözleşmemiz öyleydi kooperatifle. Adamlar gidip karşıdan getirmiş diyor, fark etmiyor. Yani böyle de olmaz. Genç çiftçiler şimdi durumun bir an önce düzeltilmesini bekliyor. Biz bunları beslesek de bir kar alamayız. Onun için önce Allah'tan sonra da Hakkı Baba'dan yani yardım bekliyoruz.